11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesi öncesi Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu. Teröre destek vererek, teröristlere alan açarak sokakları, caddeleri, şehrin en merkezi meydanlarını teröristlere tahsis ederek Türkiye'nin dostluğunun kazanılmayacağını artık herkesin kabullenmesi gerekiyor. Muhataplarımız bu gerçeği ne kadar kısa sürede içselleştirirse süreç o derece sağlıklı işleyecektir. Ülkemizin duruşu, beklentileri, bizlere verilen taahhütler bellidir. Biz geçen sene neyi savunuyorsak bugün de aynı ilkeleri savunuyoruz. Oyalama taktikleriyle vakit kaybetmek yerine verilen sözlerin tutulmasının daha akılcı, daha faydalı ve devlet ciddiyetine yakışır bir yöntem olacağına inanıyoruz. Basın yayın organları üzerinden yürütülen kirli oyunların neyi amaçladığını çok iyi görüyoruz. Ama bu tarz bel altı vuruşlarla mesafe alacaklarını düşünenlerin ne bizi, ne Türkiye'yi, ne de Türk milletini tanımadıkları aşikardır. The Independent, Erdoğan, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamaya hazır olmadığını işaret ederek yapılacak daha çok iş olduğunu söyledi başlığıyla verdiği haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü ülkesinin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamaya hazır olmadığının sinyalini vererek, Stockholm'un tamamlaması gereken ev ödevi üzerinde daha çok çalışması gerektiğini söyledi, dedi. Haberde liderlerin NATO zirvesinde bir araya geleceği ifade edilerek İsveç'ten beklenen adımların atılmadığı ifade edildi. Al Arabiya'da ev ödevine vurgu yaparak Erdoğan İsveç'e ev ödevi verdi. Dostluğumuz teröre destek vererek kazanılamaz başlığını kullandı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Fox, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasını erteledi başlığıyla okurlarının karşısına çıktı. Haberde Erdoğan'ın onay için yükümlülüklerin yerine getirilmesini talep ettiğinin altı çizildi. El Monitor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bariz bir yumruk atarak ülkesinin örtülü tehditlere boyun eğmeyeceğini söyledi, değerlendirmesinde bulundu. Buradan kendilerine ince eleyip sık dokumalarını, ev ödevlerini daha iyi yapmalarını tavsiye ediyorum. Bizim tehdit siyasetine de, tahrik siyasetine de, aba altından sopa gösterme kurnazlığına da teslim olmayacağımızı tüm dünya bilir, bilmelidir. Biz birilerinden ülkelerinin isimlerini değiştirmesini değil, sadece altına imza attıkları hususlara sadık kalmalarını istiyoruz.